Bu bölümde InDesign dosyalarına, dokümanlarına dışarıdan metin ekleme ve resim ekleme konusunu çalışacağız. Ee, bunun için de e, meyvelerle ilgili e, bir broşür örneği yaparak e, uygulamalarınızı yapabiliriz. Yine her zaman olduğu gibi istersek buradan doküman ikonuna basarak, sembolüne basarak veya File, New Document diyerek dokümanınızı açabiliriz. Bu sefer broşürümüzün boyutunu A5 olarak belirleyelim. 14.8'e 21 santim. Kolon kısmını e, sayfa içinde e, göstereceğim için burayı boş bırakıyorum. Marjinleri örneğin e, burada ayarlama şansımız var. İstersek orada da düzeltme şansımız var. Ama biz buradan örneğin üstten 2 santim e, ayarlayabiliriz. Alt kısmını e, 3 santim bırakabiliriz ya da 2.5 santim. Çünkü sayfa numarası koyacağımız için biraz daha alana ihtiyacımız olabilir Dikkat edilirse inside, outside yani iç ve dış diye gösteriyor. Bunun sebebi ise e, sayfaların yüz yüze bakmasından e, dolayı inside, outside yazıyor. Bunu açsaydık left, right diye yapacaktı. Çünkü tek tek döküm oluşacaktı. Ama biz facing pages'i broşürü takip edeceği için açık bırakıyoruz. E, i̇ç kısımda da yine yak, yaklaşık 2 e, santim bırakabiliriz. Dışında da yine 2 santim bırakabiliriz. Ve dokümanımızı oluşturabiliriz. Ve bunu OK diyoruz. Ve şu bizim pembeyle çizili olan yer bizim tamamen çalışma alanımızı e, bize göstermekte. Şimdi yapmamız gereken e, öncelikle e, dokümanımızı bir kaydedelim. Save as deyip e, masa üstüne broşür Sür diye isimlendirip kaydet diyoruz. Artık dokümanımız broşür adı altında kayıt oldu. Şimdi alacağımız metni veya herhangi bir alacağımız resmi buraya getirmek için e, File menüsünün altında Place e, opsiyonunu, seçeneğini kullanıyoruz. Place dışarıdan e, InDesign'e herhangi bir şey. Bu resim, metin, müzik, video olabilir ama şu anda konumuz resim ve tekstlerden. E, o, oluştuğu için buradan text getireceğiz. Place diyerek masa üstünde daha önce indizayn varlıkları dosyasının içinde meyvelerle ilgili hazırlanmış bir textimiz var. Buna aç dediğimiz zaman görüldüğü gibi imlecimizin yani körsümüzün ucuna text oluşmuş durumda. Tek yapmam gereken bir kutu açarak bu texti buraya getirmek, oluşturmak. Tabii bunu başka şekilde de yapabildik. Yani text kutusunu önceden açtığımız Örneğin şuraya açalım. Önceden açtığımız bir text kutusuna da resim çağırabiliriz. Yine aynı texti çağıralım ve deneyelim. Yine meyveleri çağırdığım zaman da daha önce açılmış kutu içine de geldi. İki yönde de bunu yapmak mümkün. O yüzden şu ikinciyi silerek daha önce yapmış olduğum metin üzerinden tekstimi oluşturuyorum. Şimdi tekstler daha doğrusu metinler herhangi bir şekilde. Düzenlenmediği için ilk yapmam gereken e, bu metinleri düzenlemek ve sonra gerekli fotoğrafları buna eklemek. Dolayısıyla metin kutumu yazı alanındaki yere sığması için e, tam pembe çizgilerle belirtilmiş alana yerleştiriyorum. Görüldüğü gibi metnimiz daha önceden Cambria 12 punt olarak gelmiş. Ama biz bunu Arial 9 punt olarak değiştirerek e, metinlerimizi oluşturarak broşürümüze devam edeceğiz. Şimdi ilk yapmam gereken e, alttaki şeye işareti dikkat etmek. Buradaki kırmızı artı işareti tekstin buraya sığmadığını daha tekste ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir. E, bu teksti devam ettirebilmek için dolayısıyla birden fazla sayfaya ihtiyacımız var. Bu sayfaları oluşturabilmek için de yapmamız gereken e, panellerimizin olunduğu, olduğu kısmın en üstünde pages yani sayfaların oluştuğu bir panel var. Bu panel aslında bize bir kitabın, bir derginin, bir broşürün yani birbirini takip eden, yüz yüze bakan sayfadan oluşturduğu paneli göstermektedir. Buradan ben istediğim kadar sayfa buraya bildiğim gibi istediğim kadar sayfayı da silme e, şansım var. E, sayfa eklemek için istersem en altta e, sayfa ikonunu olduğu yere kliklediğim sürece bana sayfa ekler. Ben her ne kadar e, basarsam o... Miktarda sayfa numarası vererek sayfa eklenir. Ya da bunları silmek istediğim zaman sadece seçip o sayfaları silebilirim. Örnek olsun diye 5'i 6'yı de siliyorum. Eğer biz buraya belli bir sayfada, belli bir sayıda sayfa eklemek istersek de kısa yol olarak e, üstteki menüye giderek insert pages deyip kaç tane sayfa eklemek istiyorsak. Örneğin 5 tane sayfa eklemek istiyoruz ve sayfa 3'ten sonra ekle diyerek klik dediğimiz zaman ekstra 5 tane sayfa daha buraya eklemektedir. Dolayısıyla bütün çalışmamız Pages panelinde sayfa ekleyerek dokümanımızı oluşturabiliriz. Şimdi tabii tekstin ne kadar akacağını ben de tahmin edemediğim için ortalama 8 sayfa yakın bir e, sayfa oluşturdum. Hangi sayfada çalışmak istiyorsam o sayfanın üzerine iki kere basmam yeterli. Ben tabii tekstim ilk sayfada olduğu için o sayfanın üstüne çift klikliyorum ve o sayfaya gidiyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey daha var. E, o da sayfa panelinin üzerinde Master yazan e, kesim. Master e, sayfası A ile e, belirtilmiş. Çünkü A, B, C, D diye istediğimiz kadar buraya Master, buradaki menüden Insert Master Page diyerek, New Master diyerek, örneğin B diyerek ekleme şansımız var. Ama şu anda bir Master üzerinde çalışacağımız için ben eklemiyorum. E, master sayfasının özelliği, eğer dokümanın tümünde aynı objeler, aynı varlıklar, her yerde aynı şekilde aynı pozisyonda görünmesini istersek bu tür yapacağımız her şeyi master sayfası üzerinde yapmak yapmamız gerekir. Yoksa aksi takdirde master sayfası kullanmazsak bütün bu sayfalara tek tek gidip e, aynı şeyi uygulamak zorunda kalabiliriz. Örneğin ben her sayfamda örneğin şu üstteki pembe çizginin olduğu yerde ince bir çizgi bir de en alttaki yerde ince bir çizgi istiyorsam tek yapmam gereken bunu master page'de Uygulamak. Şu anda Master Page'de olduğumu gösteren işaret görüldüğü gibi mavi ile Master Page'in olduğu yerdeyim. Örneğin bir tane çizgi buraya çizebiliriz. Çizgi çizebilmem için e, Tool panelimden çizgi sembolü olan işareti alıyorum. E, ve e, başlayacağım noktaya bir kere klikleyerek e, çizgimi çekebiliyorum. Görüldüğü gibi çizgi şu anda e, özgür bir şekilde hareket etmekte. Fakat çizginin dümdüz oraya oturmasını sağlamak için e, klavyedeki shift tuğuna basarsam çizgi 90 derece e, açıyla daha doğrusu yatay düzleme 0 derece açıyla dikey düzleme 90 derece açıyla burada oluştu çizgimin şu anda rengi burada siyah görünüyor ben istersen bunu sıvış panelinden biraz rengini buradan düşürebilirim örneğin 50 yoğunlukta siyah verebilirim şu anda burada çizgim oluştu hatta e, Preview moduna gittiğim zaman çizginin burada oluştuğunu göreceğim. Kontrol et biraz gidiyorum. Aynı çizgiyi istersen kopyalayıp, copy deyip, daha sonra paste deyip, yapıştırarak alta da getirip taşıyıp koyabilirim. Dikkat eder, dikkat edilirse ben hareket ettiğim zaman ee, akıllı gayetler bana ee, nasıl ortalayacağım konusunda yardımcı Oluyor ve ben bunu hiç bozmadan alta getirdim. Şu anda benim master sayfamın ilkinde preview moda geçelim. İki tane çizgi var. Aynı çizgileri sağdaki sayfada da olmasını istersem, bu sefer ikisini de seçerek tekrar kopyalayıp copy deyip sonra paste diyerek yapıştırıp bu sağdaki sayfaya da taşıyabilirim. Yine akıllı gayetler ee, bana e, yardımcı olarak tam ortaya oturtmuş oldum. Şimdi preview moduna geçtiğim zaman her iki sayfanın üstünde de e, çizgilerim oluştu. Şimdi page paneline yeniden gidelim. Şu anda hala master sayfasında çalışıyorum. Şimdi benim tabii bu sayfaların altında numaralara ihtiyacım olacak. Örneğin ortada ve ben bu numaraların hepsini tek tek yine elimde koymak istemediğim için yine yapmam gereken master sayfasına giderek sayfalarımı sayfa numaralarını burada oluşturmak. Şimdi onu uygulayalım. Yine normal çalışma moduna geçiyorum. Örneğin şu alta bir tane tekst kutusu açalım. Şu şekilde ve içine e, şimdilik sıfır rakamı yazarak e, bunu formatlayalım. Örneğin bu e, Arial bolda olsun ve yaklaşık 10 punto olsun. E, ve e, tekst yerleşimi olarak da tam ortalanmasını istiyorum. O yüzden yapmam gereken e, yazının içindeyken, yazı panelinin içindeyken hemen yukarıda karakter panelinin e, kontrol panelinde olduğunu görürüz, Bunu ortalıyoruz. Ve tabi preview modunda görüleceği gibi çizgiye rakamın dokunmaması için hafif text kutumu kapatarak bunu biraz aşağıya almak istiyorum. O yüzden e, yapmam gereken bunu istersem elimle aşağıya çekebilirim. Veya istersen bunu otomatik olarak kontrol panelinin en köşesinde bulunan koordinatları gösteren daha doğrusu e, merkezden ...veya köşelerden e, x ve y eksenine göre ne kadar mesafede olduğunu gösteren bölümden yardım alabilirim. O yüzden bunu e, aşağıya ölçülü bir şekilde kaydırmak için e, buradaki bu şekilden sol üst köşeyi seçiyorum. Ve şu anda bu kutu, yani bu tek kutusu e, y ekseninde 2 santim, pardon x ekseninde 2 santim, y ekseninde 18.5529 gibi bir alanda noktada durmaktadır. Örneğin şunun üzerine biraz bastığım zaman bunun aşağı kaydığını göreceğim. Şu anda ben sayfa numaranın olduğu kutu tamamen 2'ye 19 olan noktada durmakta. Şimdi bunu da kopya ederek sağdaki sayfaya da taşıyabilirim. Copy ve paste diyorum. Ve bir tane daha oluşuyor. Onu da getirip bunun altından buraya koyabilirim. Yine aynı şekilde bir öncekinin 19'da olduğu için bunu da 19'a koyabiliriz. Dolayısıyla cetvelimiz e, bu sayfanın sıfır noktasında olduğu için... ...bunu seçtiğimiz zaman 2 santim göstermekteydi. Hemen cetvelimi getirip ikinci sayfanın da başına alırsam... ...ve bunu seçtiğim zaman da yine bana 2 santim, ...pardon sadece şunu seçecektim. 2 on 19 santim olduğunu göreceğiz. Şimdi bunu da doğru yaptığımı emin olduktan sonra... ...cetvelimi geri yerine alabilirim. Şu anda sayfa numaraları da sayfanın tam ortasında... ...ve altta bulunmakta. Ee, tabii otomatik olarak sayfanın... ...verilebilmesi için yapılması gereken... ...biraz yakına alırsam sayfamı... Ee, ...buraya otomatik sayfalandırma... ...komutu vermem gerekir. O yüzden yapmam gereken... ...önce bunu seçtikten sonra... ...sağ tuşa basıp... ...burası çok önemli... ...yan menüden çıkan alt menüden... ...Insert Insert Special Character'ın... ...altından Markers... E, ...menüsüne girip... Daha sonra da current page number yani şu anda hali hazırdaki sayfa numarasını ver demem gerekiyor. Şu anda onu verdiğim zaman otomatik olarak A harfi çıkacaktır. A harfinin çıkmasının sebebi şu anda master sayfasında çalıştığım için ve bu A master olduğu için bunu A şeklinde göstermekte. Çünkü gerçek sayfalarım altta olduğu için bunu A olarak gösterecektir ve asıl sayfama gittiğim zaman da bu A'lar rakama dönüştüğünü göreceğiz. Sağdakine de bunu uygulamak istersek yine yapmanız gereken e, koymuş olduğum sembolik rakamı seçip sağ tuşla insert special karakterin altında markers'ı, markers'ın altından da current page number'ı seçebilirim. Şimdi biraz ekranımızı küçültelim ve sayfayı görelim. Yine alt tuşuna basarak merceğimizden sayfalarımı küçültüyorum. Şu anda yeterli bir alan benim için. Ve şimdi herhangi bir sayfaya gittiğimizde bu numaraların otomatik olarak bütün sayfalara... E, uygulandığını göreceğiz. O yüzden birinci sayfaya iki klik dediğim zaman e, birin buraya geldiğini, ikinci sayfada ikinin, üçüncü sayfadan üçün, dördüncü, beşin ve takip eden bütün sayfalarda sayfa numaralarının otomatik olarak doğru yerde olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla biz buraya her ne kadar sayfa eklersek ekleyelim ya da silersek silelim. Örneğin 8'i silelim. Otomatik 7'ye gitti. InDesign otomatik olarak eklenen ya da çıkarılan sayfaları kendi kendine göreceği için sayfaları otomatik olarak numaralandıracaktır. Şimdi tasarıma e, tekrar geri dönelim. O yüzden yine preview modundan çıkıyorum. Ve ilk sayfama gidiyorum. Örneğin şu sayfadan başlayacağım. Yine preview modunda pembe çizgiler dolayı görünmüyor ama preview modunda yukarıya ve alta koyduğum çizgilerin textle e, burada çakıştığını gördüm. O yüzden buna yeni bir düzenleme yapabilirim. Örneğin e, bu marjinlerin olduğu yerde çizgilerim vardı. Örneğin yine master sayfasından gidip Cetvelimi e, cetvelimin yine sıfır noktasında olduğunu emin olduktan sonra kendime bir guide alabilirim. Ve bu guide'ı örneğin iki buçuk şu anda seçtiğim zaman iki ya da 3'e yerleştirebilirim. Ama buna iki buçuk yazalım. 2.5 e, Guide'ı dokümanın en dışından çektiğim için iki sayfaya birden boydan boya uygulandığını gördük. Şimdi aynısı için bir de aşağıya bir tane guide koyalım. Örneğin 18'e koyalım tam oturduğunu gördük. Şimdi çalışma sayfamıza gidelim. Preview modundan çıkalım. E, dolayısıyla e, şu anda gayet görünmüyor. Fakat preview moduna çıktığın zaman gayet görünecek. Şimdi text kutumu alıp direkt bu gayda e, otomatik olarak çektiğim zaman yapışacağını görüyoruz ve orada yüksekliğinin ve de otomatik olarak e, in gösterdiğini küçük sade karede görüyoruz. Yine aynı şeyi altta yapalım. Bunu da buraya alalım. Şimdi preview moduna gittiğin zaman artık benim tekstimin çizgilere dokunmadığını ve belli bir mesafede durduğunu göreceğiz. Bu çizgileri master sayfasında oluşturduğum için bütün sayfalarda da aynı gay çizgilerin olduğunu görüyoruz. Şimdi tekst üzerinde e, bir iki e, konudan bahsetmek istiyorum. Şu anda elimdeki tekst kutusu bir tek kolondan oluşan bir tekst kutusuydu. E, giriş örneğin burada biz iki tane kolon oluşmasını istersek tek yapmamız gereken e, içi dolu okla seçili olduğu zaman şurada kolonların işareti olan sembolün altında bir yanında bir yazını göreceğiz. Bunu iki yaparsak otomatik olarak tek kutusunun iki kolona dönüştüğünü görebiliriz. Ama biz ilk sayfada başlık kullanacağımız için şimdilik burayı bir tutabiliriz. Daha sonraki sayfalarda bunu yükseltebiliriz. Şu altında ise hemen e, iki tek kolonun arasındaki boşluğu da dört 0.4233 ile e, gösteren bir rakam var. Bunu 0.5 santim, yani yarım santim de yapabiliriz. Enter'e bastığınız zaman şu boşluğunda 0.5 santim olduğunu görüyoruz. Şimdi geri text kutumu bir kolona aldıktan sonra e, başta başlık için biraz yere ihtiyacım olduğu için text kutumu aşağı alıyorum ve bu bir textimi formatlamak üzere T tuşumu alıyorum. Öncelikle gövde textini formatlamak istiyorum. Ben her ne kadar teksin ne kadar taştığını bilmesem de istersen buradan tamamını select all'la seçebilirim. Veya e, gidip bütün tekstimin sayfalar akmasını sağladıktan sonra da bunu yapabilirim. Öncelikle tekstimizin ne kadar akacağını görmek için artı tuşuna daha doğrusu artı işaretine bastığım zaman otomatik olarak artının kaybolduğunu ve tekstin imlecin üzerinden hareket ettiğini göreceğiz. Sayfamızı mouse'daki tekerlek sayesinde aşağı doğru çektiğim zaman yeni sayfanın geldiğini göreceğiz. Bir ben her ne kadar scroll bar'ı kullansam da tekst hala orada durmakta. Yani bir yere gitmiyor ve yapmam gereken teksti koyacağım kısımdan alta doğru nereye kadar geleceğini göstereceğim kısma kadar bunu çekmek zaten InDesign otomatik olarak yeşil çizgilerle bana enini, boyunu ve yüksekliğini otomatik olarak göstermekte. Bıraktığım zaman tekstin buraya aktığını gördüm. Hatta şöyle de bir şey yapabilirim. Dedim ya, dediğim gibi birçok yöntem var bunu yapmak için. İstersem hazır tekst kutuları da daha önceden yapılmış olabilir ya da şu anda yapmış olabilirim. Şunu hemen yerine oturtalım. İstersem olan tekst kutusundan alıp bunun üzerine geldiğim zaman da e, imlecin değiştiğine dikkat edelim. Birden zincir resmi ortaya çıkar. Bu zincir resmi bu teksti buna zincirle bağlanabilir anlamında gelmektedir. Buna klik dediğim zaman da text buna otomatik akacaktır. Yine mouse'daki tekerlek vasıtasıyla sayfamı aşağı kaydırıyorum. Yine yapmam gereken artı alarak hızlı bir şekilde textlerimi buraya yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde bunu yerleştiriyorum. Bunu birkaç şekilde yapmak mümkün. Hazır text kutuları olabilir veya elimizde tek tek de yapabiliriz. Veya önceden oluşturduğumuz kutulara da yerleştirebiliriz. Ve ta ki bu kırmızı işaret gidene kadar yani bütün tekstin sayfa içine geldiğine emin olana kadar e, ilerliyorum. Gördüğüm görüldüğü gibi 7. sayfada bitti. Tek yapmam gereken buraya sayfa eklemek. Yine ekliyorum 10 sayfa diyelim. En son kaldığım yere gidiyorum. Scroll'la biraz kenara alıyorum. Ve hızlı bir şekilde tekstim bitene kadar broşürümü yapmaya devam ediyorum. Tabii biz formatladığımız zaman bu tekst muhtemelen kısalacak. Çünkü şu anda yazılar 12 punt olduğu için oldukça fazla yer kaplama, kaplamaktadır. Gördüğünüz gibi 10. sayfa sadece bir satır düştü. Biz en son tekstimizi formatladıktan sonra e, yeniden sayfalarımızı düzenleme gibi bir şansımız var. O yüzden birinci sayfaya giderek öncelikle bütün teksti seçmek için yapmam gereken tek şey kontrol A yani Select All e, opsiyonunu seçip Ctrl A'ya bastığım zaman görüldüğü gibi bütün tekst otomatik olarak seçilmiş durumda. Buraya örneğin Ariel karakterinde 9 puntoyla bir yazı belirleyelim. Yazı aralıklarında örneğin rahat okunması açısından 12 satır arası boşluğu verdikten sonra hiç çıkmadan yine tekstimi formatlamak için örneğin sağdan soldan justified daha doğrusu justified ve solda kalana basarak tekstimin her iki tarafa da oturmasını sağlıyorum. Şimdi yapmam gereken şey tekstimi yaklaştıktan sonra Herhangi bir problem olup olmadığını kontrol ediyorum. Şu anda tekstim okunacak şekilde e, sayfama oturdu. Merceği alıp biraz sayfayı küçülterek tekstin nasıl yerleştiğini görmüş olduk.